Ben Ertan Çıtan, Yeni Demokrasi Gazetesi muhabiriyim. Geçtiğimiz Ekim ayında dersimde gazetecilere dönük bir operasyonda tutuklandım. Bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildim. Dosya gerekçesi, yani bugün son zamanlarda öne çıkan bir konu olan örgütlere finans, yani herhangi bir insana, herhangi bir hapishaneye, herhangi bir tutukluya para göndermek bugün tutuklama gerekçesi oluyor. Ben de bu gerekçelerle tutuklandım ve tahliye edildikten sonra Devlet İçişleri Bakanlığı'nın bir kararıyla mal varlığıma el koydu. Yani mal varlığı da yani bu devletin açıkladığı gibi çok büyük bir mal varlığımız yok sonuçta. Biz devrimci gazetecilik yapıyoruz. Yani hiçbir banka hesabına ulaşamıyoruz. Hiçbir sosyal haktan, sağlık hakkından faydalanamıyoruz bugün itibariyle. Devlet hem tutukluyor, hem dosya açıyor, hem ceza veriyor, hem de yaşam alanımızı sınırlamaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde yine İstanbul'a gittim. Aynı zamanda üniversite öğrencisiyim ve üniversite öğrencilerinin kullandığı ulaşım kartından kullanırken bir anda iptal olduğunu öğrendim. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aradığımda, bu konuyu sorduğumda, Mali Suçlar Araştırma Komisyonu'nun, yani aynı zamanda emniyetin uyarısıyla kartımın iptal edildiğini ve el konulduğunu öğrendim. Yani başta biraz gülünç bir durum olarak geldi. Komik ve absürt bir durum. Yani devlet indirimli kartımızın, akbilimizin bile peşine düşüyor artık. Bu yaşamdan bizi soyutlamaya, aslında yaşamda bizi tecrit etmeye çalışıyor. Devlet mahkemeleriyle, yargı organlarıyla, yeri geliyor işte böyle mal varlığına el koymalarıyla gazetecileri yıldırmaya çalışıyor. Yani hem yaşamdan soyutluyor bizi, hem dava açıyor, cezalar veriyor, boyun eğdirmeye çalışıyor. Yani aslında derinleşen ekonomik krizin faturasını halka çıkarıyor ve bu faturanın, derinleşen krizin, savaşın gerçekleri halka göstermenin önünü kesmeye çalışıyor. Biz devrimci gazeteciyiz. Sonuçta biz gerçekleri savunuyoruz, gerçekleri halka ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz her zaman devam edecek. Tek hedefi devletin gerçeklerin kitlelerle buluşması, doğruların kitlelerle buluşması, halkın bu gerçekleri görmesini engellemek. Biz bu gerçekleri göstermeye devam edeceğiz. Yani akbilimize de el konulsa, gayrimenkulümüz, işte yaşam alanlarımız daraltılsa, mal varlığımız dondurulsa da ne biz devrimci gazeteciler olarak bu işi yapmaya, kitlelerin sesi olmaya, hapishanelerden öğrencilere kadar, işçilerden köylülere, gençlere, kadınlara kadar bu kitlelerin sesi olmaya, onların sesini taşımaya devam edeceğiz.